Bugün sizin için ne yapıyoruz? Çiçek poğaça. Malzemelerimiz un, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, bir tane sarısı üzerine 200 gram içi için peynir, 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker. Evet, şimdi mayamızı alalım. Üzerine şekerimizi bırakalım, koyalım. Sütümüz ılık olacak mayaların iyi kabarması için. Bunları böyle ezelim. Kuru mayamız sütün içinde eriyene kadar şöyle bir karıştıralım. Eridi. Evet, şimdi diğer malzemelerimizi karıştırabiliriz. Sıvı yağımız, yumurtamız, en son tuzumuzu ilave edeceğiz. Evet, şimdi unumuzu ilave edelim. Yavaş yavaş. En son tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha güzel kabarması için unun bir kısmına. Evet, hamuru böyle toparladık. Görüyorsunuz, hiç yapışmıyor. Şimdi bunu üzerini kapatalım. 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmış. Hamuru hiç ellemeden ellersek hamurumuzun kıvamı kaçar. Poğaçanın hamur bezelerini yuvarladım. Hem yuvarlayıp da dinlendirdiğimiz bezelerimiz daha güzel kabaracaktır. Bunun şimdi şeklini vermeye başlayalım. Evet, elimizle böyle yuvarlak şekillerini verelim. Çok fazla büyütmeden, zaten gerek yok. Peynirimizi de içine koyalım. Tekrar bunu yuvarlayacağız. Peynirle yuvarladığımız poğaçalarımızı hafif böyle bastırarak peynir dışarı çık. Evet. Şimdi bunu önce bir ölçü yapalım. Keseceğiz. Çiçek oluşturmak için. Evet. Şimdi püf noktası. Bunları böyle çeviriyoruz. Kanatlarında. Fırın tepsimizi yağladık. Poğaçalarımızı yerleştirelim. Şimdi yine böyle bastırıyoruz. Açıyoruz hamurlarımızı. Yarım tatlı kaşığı peynirimiz. Çökelek veya lor olur. İstediğiniz dediğiniz peynirden. Tekrar ağzını kapatıyoruz. Yuvarlıyoruz. Çok bastırmadan elimizde. Şimdi yerde iyice ayrıntılarıyla göstermek istiyorum ki zorlanmayın. Yonca gibi dört yapraklı böyle keselim. Bunları tekrar aynı yönde kıvıralım. Peynirlerin çıkmaması için dikkat edelim. Gördüğünüz gibi. Poğaçalarımızın şekillerini verdik. Çiçek şekillerini, yumurta sarısını sürdük. Dilerseniz çörek otu, dilerseniz susam ekleyebilirsiniz. Dilerseniz boş bırakınca nasıl seviyorsanız. Ben susam ekleyeceğim. Tam ortalarına şöyle çiçeklerin sanki gibi şekil vermiş gibi. 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirebilirsiniz. Çiçek poğaçalarımız sunuma hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.